yapılıyor. Peki son durum ne? Detayları konuşacağız. Yanımızda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum var. Efendim öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye, ülkemize geçmiş olsun. Sizin de ifade ettiğiniz gibi dün akşam 5.9 şiddetinde hem Düzce merkezimizde, ilçelerimizde, aynı zamanda yakın illerde hissedilen bir deprem yaşadık. Çok şükür, hamdolsun, yani bu depremde hiçbir vatandaşımızı kaybetmedik. Deprem merkezi itibariyle bu bulunduğumuz köyümüzde, Sarıdere köyümüzde merkeziydi. Burada da ağır hasarlı evlerimiz, camilerimiz var. Ama yapısal baktığınızda ahşap binalar olması sebebiyle genelde yıkık binamız yok ve vatandaşlarımız deprem esnasında evleri terk etmiş durumdalar. O yüzden de hiçbir can kaybı yaşamadık. Tabii buradaki yaşamamamızın en önemli nedenlerinden biri de Düzce'deki yapı stoğuna baktığınızda 99 depremi sonrasında yapılan yapıların %75'i, yani Düzce'deki yapıların %75'i 99 ve sonrasında yapılan yapılar olduğunu, yani yeni yönetmeliğe uygun yapılar olduğunu görüyoruz. Ve bu sayede de aslında çok fazla yapısal bir hasarın olmadığını gördük. Tabi tespitlerimiz devam ediyor. İlk önce kamu binalarında tespitlerimizi yapacağız. Ardından evleri de eş zamanlı yapmak suretiyle vatandaşlarımızı sağlam güvenli alanlara çekeceğiz. Burada tabi bu hasar tespitle alakalı yaklaşık Gölyaka'da 8000 bina, yine diğer ilçelerimizde, Düzce merkezde de gelen şikayetlerle birlikte tüm şikayetleri İdlib yerinde gerek işte hasar tespit ekiplerimiz burada binaları an ve anda izliyorlar. Yani bir yıkılma riski var mı yok mu şekliyle burada laboratuvarlarımız, gezici laboratuvarlarımızla birlikte gerekli testleri, numuneleri almak suretiyle süreci yakinen takip ediyorlar. Bu süreçte vatandaşlarımıza valimiz koordinasyonunda AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla barınma, gıda ihtiyaçlarını giderecek adımlarımızı atıyoruz. Yine şehrin elektriğiyle altyapısına ilişkin tespitler yapıldı. Bugün itibariyle şehrin %95'ine elektrik verebilecek konuma geleceğiz. İçme suyu şebekesinde kısmi arızalar söz konusu. Zaten şebekede su var. O arızaları da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, belediyemizle birlikte giderecek. Doğalgazla ilgili de hasar tespiti yapılan yerlere kısmi doğalgaz verilme süreci de yürütülüyor olacak. Hasar tespit yapılana kadar vatandaşlarımızdan talebimiz binalarına girmemeleri, hasarlı binalara girmemeleri noktasında. Çünkü artçı deprem, 138 tane artçı deprem meydana geldi. Dolayısıyla biz hasar tespitlerini yapmamıza müteakip, yapılan tespitleri de valimizle, AFAD'ımızla birlikte muhtarlarımızla, vatandaşlarımıza duyurularını yapacağız ve akabinde sağlam olduğuna inandığımız, tespit ettiğimiz binalara vatandaşlarımızın girmesine imkan sağlayacağız. Diğer taraftan ağır hasarlı binalara ilişkin de tespitlerin yapılmasına müteakip, daha önceki depremlerde olduğu gibi, yine Düzce'de yaşamış olduğumuz depremde olduğu gibi, TOKİ'mizle, AFAD'ımızla birlikte yeni konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıp vatandaşlarımızı sağlam yeni konutlarına inşallah yerleştiriyor olacağız. Süreci burada bir fiil koordinasyon içerisinde, Türkiye Afet Planı çerçevesinde yürütüyoruz. Herhangi bir aksaklık söz konusu değil. Gerek valimiz, gerek milletvekillerimiz, gerek bakanlıklarımız bir fiil bizlerle birlikte vatandaşımızın yanındayız. Ne talebi, ihtiyacı varsa birlikte omuz omuza yürütüyoruz süreci. Tabii Türkiye deprem ülkesi. Burada ben hep söylüyorum, depremle mücadele, terörle mücadele kadar önemli. Ülkenin milli güvenlik meselesi. Biz hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bugüne Türkiye'de tam 3.3 milyona yakın konutun dönüşümünü
sağladık. Gerek yapmış olduğumuz sosyal konutlarla, gerek kentsel dönüşüm projeleriyle yapı denetim mevzuatını yeniledik. Ve Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm anlayışıyla 81 ilimizde projelerimizi yürütüyoruz. Kararlıyız depremle mücadele etme noktasında. Tabii belediyelerimiz, bu noktada sivil toplum örgütlerimiz, özel sektörümüz de el birliği içerisinde bu süreci yürüteceğiz. Ve inşallah 2035 yılına geldiğimizde de ülkemizde dönüşüme girmemiş hiçbir alan kalmasın istiyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Ben bugün akşam TV.net'te yayına gelecektim. Gelemedim. Nasip buraya gelmekmiş. O yüzden hasreten özürlerimizi sunuyoruz tüm izleyicilerimizden de. Tüm Düzce'mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah böyle afet bir daha yaşatmasın. İnşallah devletimiz güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz yapılması gereken her türlü süreci yapmak, vatandaşımıza destek olmak suretiyle yürüteceğiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum bizlerle birlikteydi. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini ilk etapta tabii dışarı attılar. Sonrasında ise hem AFAD tarafından hem Kızılay tarafından yardımlar yapıldı. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar gerçekleştirildi. Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmaları başladı ve çalışmaların devam ettiğini belirtelim. Evet, Sevda'ya ve Sayın Bakan'a teşekkür edelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şu anda açık.